Peki efendim. Şimdi kırmızı olarak algılayacağınız gerçekten kırmızı bir soruyla geleceğim. Ama bunu hadi netleştirmek bakalım. De belki sizi... Hep beni korkutmaya mutlu... çalışıyorsunuz ama korkmuyorum. Belki bunu mutlu sizi mutlu edecektir. Evet. Çünkü muhtemelen daha önce de konusu geçmiş, gıyabınızda konuşulan bir şeyi bu masada netleştirme fırsatımız olacak. Evet. Şimdi birçok sol görüşlü örgütün dergisinde sizin devrimcilere ve sosyalist harekete ihanet ettiğiniz yazıları var. Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında şöyle bir şey var, diyor ki Aydınlık Dergisi'nden hangi örgütün nereden çıktığını, hangi fraksiyonlara ayrıldığını öğreniyorduk demiş. Öte taraftan eşiniz Şule Perinçek'ten bahsetmek istiyorum. O da Vatan Partisi MKYK üyesi ve yıllardır aslında sizle bir kader ortaklığı, yol arkadaşlığı yapmış durumda. 60'ların yılların sonunda gerçekleşiyor bu. Kendisi sizin kurduğunuz Köylü İşçi Partisi'nin de bir üyesi ve 2008 yılında da Selin Ongun'la bir röportaj yapıyor. Ben oradaki bilgiler ışığında sohbetime devam etmek istiyorum. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra sizin o tutukluluk sürenizde, daha doğrusu saklandığınız eve gelip gidiyor ve sizin aslında bir anlamda dış dünyayla bağlantınız oluyor ve ardından kendisi de cezaevine giriyor. Yani dava arkadaşlığı bir anlamda sanıyorum aşka dönüşmüş durumda. 2015 yılında Perinçek'in 50 yılı başlığıyla Özgür Erdem'in bir kitabı var. Buradan da bir alıntılama yapmak istiyorum. Çünkü kendisinin iddiaları oldukça sert. Diyor ki işkenceye maruz kalmamak için aralarında eşinin de bulunduğu tüm dava arkadaşlarını adresleriyle birlikte ihbar ettiğiniz yönünde anekdotları var. Şimdi hapisten çıkıp eşinizle yeniden bir araya geldikten sonra ya da sohbetlerinizde bunu konuştunuz mu? Arkadaşlarınızdan bu konuda hiçbir sitem aldınız mı? İzninizle ben bakın, sorayım, siz lütfen rahat rahat yanıtlayın. Ama bunu konuştunuz mu falan? Soru, şimdi kere, soru bu, gelsin. Bu. Eşinizi ve dava arkadaşlarınızı İddia edildiği gibi polise ihbar ettiniz mi? Yani bu bana sorulacak bir soru değil. Ondan sonra ve şunu söyleyeyim. Benden evvel benim eşim yakalandı. Bakın bir kere yani bu kitapları yazanlar CİA'nın MIT'in memur ettiği insanlar. Benim kendi partim bütün bu tutuklamalardan sonra bir heyet kurmuştur. Ondan sonra bütün bu tutuklamalarda hatası olan, çözülen arkadaşları vesaire saptamıştır ve bütün bu araştırma incelemelerinin sonunda Doğu Perinçek'in hiçbir sır ve bilgi vermediği ondan sonra tespit edilmiştir. Zaten öyle olmasa ben o partinin genel başkanı olarak devam edemem bir. İkincisi ben aynı zamanda Kara Kuvvetleri Devrimci Subaylar Örgütü davasında yargılanan tek sivilim. Yani 45-50 tane subayla birlikte yargılandım. Onun iddianamelerine de bakarsanız orada hiçbir konuşma olmayan, hiç kimseyle ilgili en ufak suçluması olmayan tek adam olduğumu da görürsünüz. Ben o imtihanlardan çok büyük, bunları söylemekten utanıyorum. Başarıyla ve başım dik çıkmış bir adamım. Bunlar tamamen CİA'nın, MIT'in kontrolünde olan adamların söylemleridir. Sizin adınıza da üzüldüm. Onlara bu kadar böyle önem vermeniz ve sanki gerçekmiş gibi. Bakın şunu araştırmıyorsunuz. Doğu Perinçek, Şule Perinçek ihbar etti mi, bunu aranızda konuştunuz mu? Kim en önce yakalanmış? Ben nasıl onu ihbar edeyim? O benden önce yakalanmış. Ben o sırada dağlardayım. Onları da araştırsaydınız ya. Peki süre veriyorum. Ben de size buyurun. Kırmızı bir soru sormuş peki, olayım. Peki süre veriyorum. Tamam. Buyurun. Yani ben bu imtihanlardan başı dik çıkmışım ve partim de beni genel başkanı olarak devam ettirmiş ve bugüne kadar gelmişim. Bunlar tamamen CİA'nın, MIT'in, Vatan Partisi'ni ve Doğu Perinçek'i yıprattmak için yaptığı kara propaganda. Bu kara propagandanın sizin bu 40 programınıza gelmesi de gerçekten sizin adınıza esef verici bir durum oluyor. Şimdi efendim ben buna katılmıyorum. Sert bütün olduğunuza göre ben de size... Tabii ki lütfen ama ben de şöyle bir televizyon habercisi olarak muğlakta kalan bir konuyu netleştirmenin gururunu yaşıyorum. Soru tarzı ben yaptığım doğrudur. Sorumun sanki arkasındayım. Sanki söyledikleri şeyler doğru. Haberimin arkasındayım çünkü size 2 dakika artı ek sürede verebilirim. Sizi dinlemek, bakın, bunu muğlaklıktan kurtarmakta... Bakın bu soru böyle sorulmaz Jülide Hanım. Bu soru efendim böyle... bu benim programım. Ama ben de cevap da benim cevabım. Ben bir mülaklığı netleştirdiğimi düşünüyorum televizyon habercisi olarak söylüyorum. Ama fikirlerinize de saygı duyuyorum efendim. Şimdi